Koleji'nden hepinize merhaba sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizde 7. sınıf 4. ünite olan saf madde ve karışımlar konusuyla devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle daha önce de öğrendiğimiz bazı kavramları sizlere tekrar etmek istiyorum. Değişkenleri öğrenmiştik biliyorsunuz daha önceki senelerimizde. Ama bu sene daha önemli bir noktasına değineceğiz. Deneylerde, etkinliklerde nasıl kullanacağız? Biraz da onları anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi öncelikle bağımsız değişken nedir onunla başlayalım. Bağımsız değişken deneyi yapan, araştırmacının bilerek, isteyerek değiştirdiği, deneyin sonucu üzerinde etkili olması beklenen değişkene bağımsız değişken diyoruz. Yani etkileyen faktör. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkenden etkilenen değişkendir. İncelenen sonuçtur diyebiliriz aslında bir etkinlik yaparken veya bir deney yaptığımızda. İncelediğiniz sonuç neyse o bir bağımlı değişkendir arkadaşlar. Gelelim kontrollü değişkene yani sabit tutulan değişkene. Araştırmacının kontrolü altında kalan, değişmeyen, yani asla bir deneyde, etkinlikte değiştirmediğiniz değişkenlere sabit, kontrol edilen veya kontrollü değişken diyoruz sevgili öğrencilerim. Amana dikkat. Şimdi, peki ben bu ünitede bu kavramları nasıl kullanacağım? Öncelikle çözme hızını etki eden faktörlere değinmek istiyorum. Daha sonrasında da bunları nasıl örneklerle beraber entegre ediyoruz onları sizlere anlatacağım. Şimdi çözme hızını etki eden faktörleri birincisi arkadaşlar sıcaklıktır. Eğer ki siz sıcaklığı arttırdığınızda çözücü ve çözünen maddelerin, taneciklerin hızı da artıyor. Bu sebeple sıcaklık arttıkça çözünme hızı da artar diyoruz. Yani şu kelimeyi kullanabilirim veya şu cümleyi kullanabilirim aslında ben. Sıcaklık arttıkça çözünme hızı da artar diyoruz. Aman dikkat edelim. Şimdi demiştim ya derslerimizde kullanacağız bağımsız, bağımlı, sabit değişken. Gelelim onları nasıl kullanacağız bu ünitede. Bir örnekle başlayalım. Nedir örneğimiz? Eşit miktarda şeker ve su içeren bardaklardaki suların sıcaklıklarının farklı olması şekerin çözünme hızı da farklıdır diyor. Şimdi eşit miktarda şeker var ve su var. Suların sıcaklıklarının farklı olması şekerin çözünme hızını da değiştirir. Yani çözünme hızı da farklıdır diyor bize. Bakalım buradaki bağımsız değişkenim nedir? Sıcaklıkların farklı olması cümlesini görüyor muyuz burada? Evet, tamam o zaman değiştirdiğim değişken neydi? Bağımsız değişken. O yüzden suyun sıcaklığı benim arkadaşlar bağımsız değişkenimdir. Peki, bağımlı değişken nedir? Çözünme hızı. Neden? Çünkü ben suyun sıcaklığını değiştirdiğimde etkilenen unsur nedir arkadaşlar? Çözünme hızı değil mi? Çözünme hızını arttırdım veya yavaşlattım. O zaman şu cümleyi kullanıyorum. Ben bağımsız değişkeni değiştirdiğimde benden etkilenen nedir? Bağımlı değişken. İşte bu deneyde de çözünme hızıdır arkadaşlar. Dikkat edelim. Şimdi gelelim sabit değişken nedir? Nedir arkadaşlar sabit değişken? Su ve şeker miktarı. Bana diyor ki çünkü ben diyor iki deneyde de diyor eşit miktarda şeker ve su içerdim. O zaman sabit tuttuğum değişken nedir? Su ve şeker miktarıdır diye anlatabilirim. Şimdi gelelim ikinci çözünme hızını etki eden faktörümüz nedir? Karıştırma. Değil mi? Günlük hayatımızda çay içerken, kahve içerken şeker atıyoruz. Ne yapıyoruz ama? Karıştırıyoruz. Ya da kaşığım yoksa mesela ben bazen sallıyorum böyle iyice çalkalıyorum. İşte bakalım nasıl etkiliyormuş? Ona bakalım. Karıştırırsanız veya sallarsanız da çözünme hızını arttırmış oluyorsunuz. Yani size aynı zamanda zaman da kazanıyor. Şimdi dedim ya örnekler çok önemli burada. Hemen bir örnekle bunu taçlandıralım. Aynı sıcaklıkta ve eşit miktarda su bulunan kaplara eşit kütlede küp şeker atıldığında karıştırdığımız bardaktaki şeker daha hızlı çözünür. Şimdi bu cümleyi yorumluyorum. Bağımsız değişken neydi arkadaşlar? Benim değiştirdiğim. Ne yaptım ben? Karıştırdım. Değil mi? Karıştırdım. Diğer bardağı karıştırmadıysam o zaman benim bağımsız değişkenim karıştırmadır.
Bağımlı değişken. Şimdi ben karıştırınca ne değişti? Çözünme hızım değişti. O yüzden bağımlı değişkenim çözünme hızı diyorum. Peki ne sabittir? İşte bu cümlede görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı sıcaklıkta ve eşit miktarda diyor bana. Kontrollü değişkenim şeker miktarı ve sıcaklık diyerek örneğimi sonlandırabilirim. Şimdi geçen dersimizde biz element, bileşik, karışım bunları gördük. Ama sizlere böyle bir özet niteliğinde hem de sınavlarınızda çalışırken bir tekrar niteliğinde olsun diye bir karşılaştırma tablosu hazırladım. Hemen başlayalım. Element neymiş arkadaşlar? Saf bir maddeymiş. Homojendir. Daha basit maddeleri ayrıştırmazsınız. Ayrıştıramazsınız. İçerisinde farklı bir tanecik içermez. Gelelim bileşiklere. Saf maddedir. Homojendir. Kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrışabilir. Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini taşımaz. Gelelim karışıma. Karışım saf madde değildir. Sadece çözeltiler homojendir. Fiziksel yollarla basit maddelere ayrıştırabiliriz. Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini taşır. Yani limonata yaparken limon, su, şeker asla özelliklerini kaybetmiyor arkadaşlar. Lütfen bu noktada dikkat edelim. Bol bol bu tablomuza element nedir, bileşik nedir, karışım nedir? Bu kavramları lütfen dikkatlice çalışmanızı rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.